sözlü kompozisyon teorisi. Sonuncusu bu. Milman Peri ve Albert Lord tarafından biçimlendirilen bir kuramdır. Eski Yugoslavya'daki çoğunlukla boşnak aşıkların müzik eşliğinde anlattıkları Homeros'un eserlerini incelemesiyle ortaya çıkmıştır. %90 buradan soru gelebilir. Kuram aşıkların yetişme evrelerini belirlemiş ve usta aşık olmada epik şiirin veznine uygun doğaçlama yapma becerisinin kazanılması gerektiğini ileri sürmüş. Kuramın iki temel terimi vardır. Bir, düşünceyi ifade etmek için hep aynı vezin koşullarında düzenli olarak kullanılan kelime grubunu ifade eden formül, kalıp, yani formüle da denilebilir. Bunların dışında mesela Mehmet Kaplan, halbuki bence edebiyat her şeyden önce metindir diyerek metnin dil ve üslup açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirtir. Benzer bir görüş Mustafa Cemiloğlu'na da aittir. Sözlü kompozisyonu unutmayınız. Burada böyle bir sözlü kompozisyondan soru gelirse içinde %90 Homeros geçecek. Ne dedik? İki tane nasıl diyelim? İki temel terimi vardır. Sözlü kompozisyonun biri kalıp, bir diğeri temadır arkadaşlar. Şimdi kuramları, halk edebiyatını, halk hikayelerini inceleme kuramlarını bitirdik. Bundan sonra da halk hikayeleri üzerine yapılan çalışmaları göreceğiz. Görüşmek dileğiyle.